28. soruya devam ediyoruz. Bu parçada bir cihazımız var. Bu cihazla ilgili hangisine değinilmiştir diyor. Zaten en sona baktığımızda hangi yiyecekte, hangi maddeden ne kadar olduğuna dair kullanıcıyı bilgilendiriyor ve kullanıcının kendi sindirim sistemine uygun yiyecekler seçmesine imkan veriyor diyor bu cihazın. Vücuda yerli besin tespit ettiğini, evet tespit ediyormuş ve ona göre uygun yiyecekleri seçiyormuş. Tek söyleyeceğimiz şey bu olur. Amacın dışında kullanılması, olumsuz etkileri gibi şeyler arkadaşlar ve kısa sürede yapılması gibi bir şeyler metinde geçmiyor. Yukarıdaki normal parçalardan hangisi? Çocuklar aslında kitaplara daha erken dönemlerde ilgi göstermeye başlar. Bu yüzden onları kitaptaki değerlerle tanıştırma yollarını aramalısınız. Düşüncesine uzak düşmektedir diyor. Baktığında ilk iki de var. İşte parlak renkli resimli kitaplar koymak gibi hikayelerde. Bu da çocuğun hislerini anlandırabilmek için doğru kitaplara yer almalı. Yine aynı şey okul öncesi dönemde var. Burada kitapta ilgili herhangi bir bilgi yok. Başka dil gelişimiyle ilgili bilgi var. Sosyal gelişimle ilgili bilgi var. Tamam, kitapla ilgili bilgi yok ya. Yalnız 3 olacaktı. Uzak düşmek derken herhangi bir şey kitapla ilgili bir şeyden bahsetmiyor. Garip akımınla ilgili hangisinin amaçlandığı söylemez garip akımının arkadaşlar. Zaten hemen özdeş şeriflerle belirtti. Ölçü kalite gibi şiiri sınırlayan kalıpları bırakma. Şiiri çerçeve çizmeden sonra şiirden kurtarma var. Şiir önceki şiir anlayışlarının düşüncelerine karşı çıkma. Şiirde geleneğe karşı çıkıp kendi kurallarını belirleme. Karşı çıkma. Sanat kaygısından uzak şiir yazma, benzetme ve istihane gibi söz sanatlarını kaldırma. Yani sanat kaygısı söz sanatları zaten arkadaşlar. Şiirle başka sanatlar arasında sınır koyma. Diyor ki şiirin resim ve müzikle içe geçmesine karşı, yani başka sanatlarla içe geçmesine karşı çıkıyorlarmış. Bu da var. Toplumdaki olumluluğu anlatma gibi bir durum yok. Şiiri toplumdaki elit kümenin etkilerinden kurtarma. Yani burada şey var. Diyor ki şiir sıradan insanı anlatsın ama burada sıradan insanla ilgili bir şeye verilmemiş. Birinci soru. Hangisi vurgulanmaktadır? Bir sergiye gidiyor ve bu sergiye gitmemdeki diyor. Asıl şey diyor. Sergide eserle bulunan bir Türk sanatçıya daha önceki sergi izlenimlerine hareketle bu sanatçılara ait eserlerin biraz farklı olduğunu söyledim. O da bana onlara Türk sanatının gözüyle bakarsanız işin aslını göremezsiniz dedi. Yani siz onlara Rus gözüyle bakmanız lazım. Başka bir gözle bakmanız lazım. Çünkü bu sanatında ilkelerin toplumlarda birbirinden farklı olduğu, hani toplumlara göre farklı algılandığı anlamı çıkıyor buradan arkadaşlar. O yüzden doğru cevabımız D olacaktı. Kenan Pefen'e ilgili hangisine değinilmemiştir sorusu. Yapıldığı yerin yükseltisi denizden 82 metre yükseklikte. Çalışanların aynı aileden olduğu, babadan ola geçen bir gelenek de 100 aşkın süredir. Adın nereden geldiği, denize doğru uzanan taşlık bunun anlamına gelen Kerempe. Tam hareketle Kerempe krampozdan hareketle esnek olan Kerempe feneri nereden geldiğinden. Denizcilere saldırarak kaptanlara rehberlik etmesi, gemicilerin otolarını belirlemelerine yardımcı olması geçiyor. Yapımın ne kadar sürdüğünden bahsetmiyor. Baktığımızda yine özdeş renklerini arkadaşlar bir soruda belirtti. Sosyal medya tercihi uygun pazarlama, gereksinimler tüketim arzusu, arzular tüm değişikliğine sebep oluyor, kolektif hareket bir topluluk oluyor, özgür davranma topluluk pazarlaması, bununla ilgili bir şey yok. Buna göre yukarıdaki parçanın yazarının yazısında çalışma kadını sunarak hangisini amaçlamıştır? Bir durumu var. Görsel okumanın öğrenci üst düzey düşünme becerilerini edinmelerinin amaçlandığı resimsel ve grafiksel görüntülerle aktarılan mesajın okunması, anlaşılması ve yorumlanması istendiği bir uygulamadır demiş, tanımını yapmış. Bu bağlamda bir ilkokul öğretmeninin Türkçe dersinde öğrencilerine yaptırdığı etkinlik kapsamında verdiği çalışma kadını sizlerle bu şekilde ne yapmış? Verdiği düşünceye örnek vermiş arkadaşlar. Görsel bir metin ve metinle alakalı sorular. Açıklamasını öğrendiği örneklerle desteklemiş. Söyleyebileceğim tek şey bu olurdu. Son sayfamız. Evet.
Lord'la ilgili hangisinden oluşabilir? Diyor ki Lord içinde doğup büyüdüğü topraklardaki cinsiyetçi yapılanmanın boyutunu şu sözleri betimler. Görürdüm. Yani kendisi de yaşadığı şeyleri anlatmış. Eserlerini gerçek olaylardan yola çıkarak kurguladığı, anlattığını özellikle şu sonlardan anlayabiliyorum. Söyleyeceğim tek şey de bu oluyor. Titik güdüsü olarak görülen durum hangisidir? Demiş ki, yazıyor zaten, geçmişte Anadolu'da bazı yerlerde halen var bu durum. Aile büyüklerinden başlayarak çevremizdeki yaşlara bilge gözüyle bakılması, yani onların her şeyi en iyi bileceği gözüyle bakılması ve onlardan her konuda nasihat alınması aslında sözcük güdüsünün tipik bir güdüsüdür. Yani tipik güdü neymiş? Yaşlara bilge gözüyle bakılması, en çok bilinen, yani en yaşlı olduğuna inanılması. Bu parçadan orantifle ilgili hangisi çıkarılamaz? Yine özdeş renkler ve belirli renkler çok da net gözükmüyor aslında da. Bakalım. Yapılması için bazı temel gereçlere ihtiyaç vardır. Harita ve pusula yardımıyla. Pusula harita ve hedef gerekiyor. Gereçlerinden bahsetmiş. Farklı yaşta insanların yapabildiği bir doğal sporudur. Dededen sonra tüm aileye aynı anda bir etkinlik yapmayı düşünüyorsanız orantilik tam size göre farklı yaş gruplarındaki insanlara hitap ediyor gördüğünüz gibi. Hemen hemen her tür hava koşulunda yapılabilir. Gece veya gündüz, güneşte veya rüzgarlı havalarda, hatta yağmur, kar ve dolu yağışlarında bile yapılan orantilik için diyor. Gördüğünüz gibi her yerde yapılabildiğinden bahsediyor. Bedensel ve zihinsel yeteneklerin önem taşıdığını anlayabiliyorum. Buradan en fazla hedef oluşan değil, en kısa sürede tamamlayan, yarışmaya yarışılan kategoride aranızda hedeflerimiz sırasıyla en kısa sürede bulan sporcu kazanır. En son cümlede yazıyor. Bu arkadaşlar değile örtüşmüyor. Hangisi gösterilmemiştir? Yön ve yönlülük tayin etme, işaretleme, bunları da bulunduğunuz hızın belirtiye basmasınız, konum belirleme, harekete geçme var. Ama hedef yerleştirme, yani hedefi biz yerleştirmiyoruz, bununla ilgili bir şey yok. 39. soru arkadaşlar. Burada hangisine ulaşılamaz? Bazı yaşantıların zihinde daha kalıcı olduğu. Gündelik deneyimlerimiz veya gözlemlerimiz yoluyla bazı şeylerin hep aklımızda kaldığı ve bazı şeylerin daha çok aklımızda kaldığı. Belleğin sınırını ve şişi tam anlaşılamadığı, ancak neyin nasıl muhafaza edildiği, her birinin ayrı bir yeri olup olmadığı karmaşık bir durumdur diyor. Tam anlaşılamamış. Belleğin insanın yaşamını sürdürmesinde işlevsel bir rolü olduğu. Nerede? Gündelik hayatta fazla farkın olmadığımız hemen bütün hafıza işlemlerine eşgüdüm bir şekilde yürütebilme kapasitesidir. Evet. Günlük hayatımıza, günlük yaşamımızı sürdürmemiz için. Birbirinden farklı bellek yeterliklerinin bulunduğu, insan arasında bellek yeterlikleri bakımından bireysel farklar vardır. Birbirinden farklı oldukları geçiyor arkadaşlar. Unutulan şeylerle zihinsel çaba harcamadığına dair bir şey yok. Altı çizili ifade ile belli kutusunda altı çizili ifade bu durum diyor. Durumumuz ne? Ona bakalım. Farklı şekillerde bulunuyor. Farklı şekillerde bulunması çok boyutlu yapısı aslında. Daha önceki cümlelerden de anlaşıldığı üzere. Ona vurgu yapılmış. Pek çok görüş ileri sürdürüyor. Üstünlük ölçüsü kabul edilmemesiyle ilgili herhangi bir durum yok arkadaşlar. Evet, 40 sorumuzu bitirdik. Parça kısmını biraz hızlı geçmek zorundaydım arkadaşlar. Çünkü vaktimiz sınırlı. İstediğiniz yerde duraklatarak detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Tekrar bizlere de ulaşıp sorabilirsiniz. İnşallah deneminiz güzel geçmiştir. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.